Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaid. Değerli izleyenler bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Hakikaten tarih sohbetleri programında dediğimiz gibi bir takım şahsiyetleri, bir takım zatları hususen ele alıyoruz. E, tarihimizin en mühim şahsiyetlerinden seçiyoruz. En azından kabri başına gittiğimiz zaman, Zatları biraz daha tanımış olmakla beraber onları ziyaret etmek daha bir lezzet veriyor. Ve onlarla alakalı duamızda daha büyük bir tesir meydana getiriyor. O yüzden hakikaten çok önemlidir. İnsandan haberdar olmak, tarihten haberdar olmak hakikaten çok önemlidir. Osmanlı tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan Neşri'de çok ilginç bir ifade vardır. Çok da hoştur. Aslı Farsçadır beytin ama Türkçeleştirilmiş haliyle ben ifade etmiş olayım. Ee, orada zikrediliyor ki başına başlarken e, ölmüş olan insan ruhu çekilmiş olan insan değildir. Canı bedenden çıkmış olan insan değildir. Hakiki ölü hakikaten e, tabiri caizse e, donuklaşmış, dumurlaşmış olan insan yani hakiki ölü tarihi şuurunu yitirmiş olan insandır diyor. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla. Bu zatların e, henüz 17, 18, 20'li yaşlarda yapmış oldukları o başarıları e, bugün kendi neslimize aşılamaya yönelik dediğimiz gibi e, bir ibret vesilesi olarak bu programı gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki bu zatların her biri tez konusudur. Her biri detaylı detaylı araştırılması e, gerekli olan zatlardır. O yüzden tabiri caizse en azından isimleri duyulsun, isimlerinden hareketle ee, araştırmaya kabı aralansın diye bu programlar gerçekleştirilmiş oluyor. Çok farklı eserler, e, farklı kaynaklar bu konuda e, baz alınarak yapılmış oluyor bu e, sohbetler. Bununla alakalı dediğimiz gibi Aşık Zade, Oruç Bey Tarihi, Neşri Tarihi, onun dışında e, yine tarihi kroniklerimizden e, Osmanlı e, Kronikleri adı altında bir tarih kitabı vardır. Bu da çok e, başarılıdır bu konuda. Onun dışında e, Hoca Saadettin Efendi'nin Tacit Tevarihi, Asım Efendi Tarihi, e, izzi tarihi. E, Birçok farklı tarih eser, e, tarih noktasında eserler, naima tarihi bununla beraber e, güzel e, bir takım tarihin nüanslardır. Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihi çok önemlidir bununla alakalı. Ata tarihi, e, Tayyar Zade Ataullah'ın yazmış olduğu çok kıymetli, önemli bir eserdir. Bunu da mutlaka tavsiye ediyoruz. Tabii ki müstakilen yazılmış olan bir takım eserler de vardır. Yani sadece Fatih devrini baz alan, Fatih ve Bayezid devirlerini, ikinci Bayezid devirlerini baz alan, Turi Sina Bey, Tursun Bey tarihi diye geçer. Birçok dediğimiz gibi kaynak eserler söz konusudur. Bunlar dönem dönem farklılık arz edebilir. Yani dönem dönem yazılmış olmaları hasebiyle birincil veya ikincil tarih konumuna da düşmüş olurlar. Bunu tabii işin ehli anlar. Yani biraz daha akademik çalışma yapan kimseler için bu konular daha ehildir. Daha dediğimiz gibi izahı muciptir. Dolayısıyla o yüzden çok böyle bir kaynak eserlerinin zikrine vesaire girmemeye gayret ediyoruz. O yüzden salt ve yalın haliyle herkesin rahat bir şekilde anlayabileceği ve kabirleri başlarına gittiğinde o zatlarla alakalı kısa kısa bilgiler edinebileceği bir program gerçekleştirmiş oluyoruz sizlerle beraber. Malumunuz bir önceki programımızda Sultan Fatih Hazretlerinin vefatını işlemiştik sizlerle beraber. Gebze Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih Hazretleri 1481 yılında vefat etmişti. Vefatında farklı şüpheler vesaire vardı. Bunları bir önceki programımızda bahsetmiştik. Eğer bir önceki programımızı izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Onun dışında dediğimiz gibi Sultan Fatih Hazretlerinin vefatı sonrasında meydana gelen bir devir vardır ve burada bir tarihi şahsiyet parlıyor. Bazı tarih eserlerine itibarla yani bir takım tarihçilerin baz alması vesilesiyle Osmanlı padişahları 36 değil daha fazladır buraya Cem Sultan'ı da katarlar. Onun dışında Fetret Devri Padişahları'nı da katarlar. Çünkü onlar da bulunmuş oldukları konumlar itibariyle her biri saltanat sürmüş, her biri sikke bastırmıştır yani para basmıştır. Dolayısıyla her bir Fetret devrinin her bir sultanı, her bir çelebisini ayrı ayrı sultan hüviyetinde değerlendirilmiş. Onun dışında Cem Sultan da Bursa'da ilan etmiş olduğu saltanat ve 18 günlük bir müddet içerisinde sultanlığı kabulde görmüştür. Adana sikke yani para da bastırmıştır. Dolayısıyla Fatih'in oğullarından yine bu noktada ikbal sahibi görülebilecek Cem Sultan da sayılabilir. O yüzden Cem Sultan'a ayrı bir bölüm ayırmak istedik. Yani onu da bu bölüme katmak istedik. Çünkü hakikaten çok ilginç bir de bir ilginç bir hayat hikayesidir. Hayatı boyunca İlahi Kelimetullah için her şehzade bunun için uğraşır. Bu çok önemlidir. Dediğimiz gibi bu aslında başka bir mevzu bahistir başka bir bahsin mevzudur yani. Dolayısıyla müstakillen ele alınması gerekiyor. Bu konuda da inşallah yakın zamanda bir eser kaleme almayı düşünüyoruz. Gerekli kaynakların en bariz şekilde ortaya koyduğu dönemin her türlü kaynağından istifade edilebilecek ve çok yönlü bir eser bu konuda meydana getirmeye çalışacağız inşallah. Onun dışında dediğimiz gibi şehzadelerin her biri bulunmuş oldukları konumdan sultanlık konumuna yani padişah olma heveslisi noktasında ilahi kelimetullah için davranmış bu şekilde kılıç kuşanmışlardır. Bunun en bariz örneklerinden birisini daha sonra işleyeceğimiz Sultan 2. Bayezid Han Hazretleri'nin çocuklarında da görmek mümkündür. Şehzade Korkut'un özellikle böylesi bir hamleye kalkışmasındaki sebepleri, esbabı daha güzel bir şekilde inşallah hasbihal edip anlayabileceğiz. Burada Cem Sultan hadisesini işlemek e, hakikaten çok önemli olacaktır çünkü Fatih Sultan Hazretlerinden sonra biraz bir duraklama bölümü oldu. İkinci e, Bayezid'in en çok tenkit ettiği noktalardan biri değil, ilk zamanlar neden seferlere çıkmadı, yani ciddi seferlere çıkılmadı noktasında e, ki sonrasında yine işleyeceğiz sizlerle beraber. Hakikaten sağlam bir takım seferler söz konusudur. E, ama ilk zamanların tenkiti Cem Sultan'ın e, esir düşmesi, Cem Sultan'ın dediğimiz gibi. Ee, özellikle Avrupa ülkelerine sığınmış olması ciddi bir e, ele ayağa bağlama vesilesidir. Kısa bir tanımış olalım. 22 Aralık 1459'da Edirne'de dünyaya gelmiştir Cem Sultan. Ee, Sultan Fatih Hazretleri'nin sultanlık zamanında dünyaya gelmiştir. Yani padişah olduktan sonra doğan çocuklarındandır. Ee, o yüzden hakikaten bu bağlamda da ayrı bir hüviyeti var. Çünkü padişahlık e, sevdasına tutuştuğu andan itibaren bu noktayı yani padişahlık davasına çıkıştığı zaman bu noktayı çokça dile getirmesini görebiliyoruz. Sultan Fatih Hazretleri Gebze Hünkerşehir'inde vefat ettikten sonra dönemin sadrazamı Karamani Mehmet Paşa çok ilginç bir zattır. Hakikaten önemli bir şahsiyettir. Cem Sultan'ı çok severdi. Aslında bunların en büyük abileri Şehzade Mustafa vardı. Fatih Sultan'ın oğludur, büyük oğludur. Kendisi vefat ediyor. 1474'te bulunmuş olduğu sancakta yani Karaman'da vefat ediyor. Vefatı çok şaibeli, şüphelidir vefat etmesi vesilesiyle Fatih'in iki tane erkek evladı hayatta kalıyor. Bunlardan bir tanesi ikinci Bayezid Han Hazretleri büyüktür, yaşça. İkincisi Cem Sultan en küçükleridir. E, fakat Karamani Mehmet Paşa Cem Sultan'ı hakikaten çok seviyor. Çünkü fıtrat olarak, yapı olarak Fatih Sultan'a çok benziyor. Hatta ve hatta elimizde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kaleme almış olduğu Fatih Kanunnamesi, Kanunname-i Ali Osman e, ismiyle yazılmış olan o kıymetli eserde e, bizatihi Cem Sultan'ın da ismi geçmektedir birçok tarihi şahsiyetin, birçok tarih hocasının, profesörünün belirtmesine göre Karamani Mehmet Paşa'nın bunu buraya katması, Fatih Sultan'ın da sesini çıkarmaması söz konusudur. Öyle ya da böyle kanunnamede dahi ismi geçecek kadar çok sevilmiş bir şehzadeden bahsediyoruz. Fatih Sultan'a çok benziyor fakat Fatih Sultan'ın vefatı malumunuz bir sefer arefesi esnasında gerçekleşiyor. Yani aslında Topkapı Sarayı'ndan sefere çıkılmıştı. Üsküdar sahile indi, inildiği zaman gemiden Sultan Fatih Hazretleri'nin artık bedensel olarak hiç halinin kalmaması oradan Gebze'ye kadar tahterevan vesilesiyle yani bir atlı araba vesilesiyle taşınması söz konusu olmuştu. Aniden vefatı vesilesiyle de sefer inkıraza uğramış, yarıda kalmak zorunda kalmış. Karamani Mehmet Paşa her zaman olduğu gibi sultanın vefatını gizlemeye çalışmıştır. Bu çok önemli bir nüanstır. Özellikle o dönemde yani orta çağ dönemlerinde sultanın ölümünün gizlenmesi çok önemli bir hususiyettir. Çünkü her an asker ortalığı karıştırabilir. Yeni kimseler hanedan üyelerinden biat için ortaya çıkabilir. Burada en büyük rol bir takım paşalara veya askere de veya ulemaya bile bazı zaman zaman ulemaya bile sıçramış olabiliyor. Çünkü her birinin tutmuş olduğu bir şehzade var. Her birinin akrabası olduğu veya kendisinin himayesinde bulunmuş olduğu şehzade var. Dolayısıyla onların himayesinde olmakla beraber onun tahta çıkması kendi istikbali için de çok önemli. Veya kendisinin de onun taraftarı olması vesilesiyle bir şekilde e, hayatiyetine son verilmesi durumu söz konusudur. Bu yüzden e, tazikler başlar ve ciddi bir isyana sebebiyet verebilir. O yüzden sultanın ölümünün gizlenmesi çok önemlidir. Karamani Mehmet Paşa da bunu yapmaya gayret etti açıkçası. Sultan Fatih Hazretleri'nin ölümünü ciddi bir bağlamda gizlemeye çalıştı fakat muvaffak olamadı. Bu noktada e, iki yere e, derhal mektupla e, ulakla haber gönderildi. Bunlardan bir tanesi e, Cem Sultan'ıdır. Bir diğeri ikinci Bayezid'dir. Tahta geçmeleri ile alakalı, babalarının vefat ettiği ile alakalı. Fakat mektup gidene kadar ve onların e, Gebze'ye gelene kadar yani İstanbul'a gelme süreci e, noktasında Yeniçeri olayı haber alıyor, Sultan'ın vefat ettiğini duyuyor. Bu çok büyük bir faciattır, fecaattir. Yeniçeri'nin bunu duyması vesilesiyle derhal e, isyan baş gösteriyor. Çünkü artık devlet başsız kalmış, sefere çıkılacak tam yarı yolda daha çıkmak üzereyken Gebze yani İstanbul'un burnundan bahsediyoruz. Dolayısıyla hemen orada... Ee, sefer inkıraza uğramış, başsız kalınmış. Dolayısıyla ne yapılacak, kim çıkacak, ne edecek askerin böyle telaşı meşhurdur tarihte. Dolayısıyla derhal İstanbul'a doğru hareket ediliyor ve payitaht yağmalanmaya başlıyor. Bu çok meşhurdur Osmanlı tarihinde. Ee, İstanbul çoğu kez yağmalanmıştır asker tarafından. Ee, fakat burada çok ilginç e, bazı hususiyetler vardır. İshak Paşa vardır ve Sinan Paşa. Bunlar çok önemli rol oynuyorlar. İshak Paşa daha evvel e, Fatih II zannediyorum videomuzda veya Fatih 3 videomuzda İstanbul'un fethi hususunda bahsettiğimiz Topkapı Sarayı'ndaki sur dibini tutan paşamızdır. Çok önemli, çok kıymetli bir şahsiyettir hakikaten. Askerin de ciddi bağlamda sözüne itibar ettiği, sözün dinlediği şahsiyetlerden birisidir. İshak Paşa. Dolayısıyla kendisi askeri bir şekilde yatıştırıyor ve mutlaka ve muhakkak suretle sultanın, saltanatın tekrar devamiyetini kendilerine söz veriyor. Bu noktada Şahzade Beyazıt yani Yeni Sultan 2. Bayezid Han Hazretleri tahta gelene kadar oğlu Korkut'a biat topluyor. Bu Korkut, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin kardeşi Korkut'la aynı kişidir. Kendisi için biat topluyor ve bu şekilde onu tahta geçiriyorlar. Peki Korkut'un o sıra İstanbul'da ne işi var diye akıllara gelebilir. Ee, Osmanlı'da bir e, adet vardır. Torunlar dedenin hizmetinde bulunurdu. Aynı zamanda Cem Sultan'ın oğlu da oradaydı Oğuz Fakat ona itibar edilmedi. O tahta geçirilmedi. Bu noktada Cem Sultan'ın istenmediği de İshak Paşa tarafından anlaşılıyor. Bu çok önemli bir hususiyettir. Çünkü Karamani Mehmet Paşa'nın yani Sadrazam'ın hem Cem Sultan'a hem 2. Bayezid'e yollamış olduğu mektuplarda ulaklardan Cem Sultan'a gidecek olan ulak gitmedi. Bu çok önemli bir hususiyet. Çünkü Sinan Paşa yarı yolda ulağı ele geçiriyor ve mektubun gitmesini engelliyor. Ee, bu konu Hoca Saadettin Efendi Tacüddet Tarihinde e, Sinan Paşa tarafından ulan bizatihi öldürüldüğü, katledildiği söz konusudur. Burada dediğimiz gibi paşaların biraz daha saltanata dahli söz konusu oluyor. Çünkü Sinan Paşa e, Sultan II. Bayezid Han Hazretlerinin damadıdır. Ayşe Sultan'la evlidir. Damadıdır. Anadolu beyler beyidir. E, dolayısıyla eğer ola ki Cem Sultan tahta geçerse damat olmak suretiyle çok yakın olması hasebiyle e, hem istikbali gelişmeyecek yani makamını muhafaza edemeyecek hem de muhtemeldir e, kellesinden de olacak. Dolayısıyla böylesi bir konuma gelmemek için Cem Sultan'ı e, yapabildiğince engellemeye gayret etmiştir Sinan Paşa. Dolayısıyla 2. Bayezid'den Hazretleri Amasya'dan e, hareketle beraber payitahta yetişmiştir. Fakat burada e, bir hususiye daha vardır. Cem Sultan'ın tahta geçip geçmemesiyle alakalı Sultan II. Bayezid Hazretleri Anadolu Beyler Beyine kızını vermesi hususu çok manidardır. Yani bazı tarihçiler özellikle bir takım kimselere saltanat yolunda giderken bir takım kimselere özellikle akrabalık yoluyla bağlandığını ifade etmesi manidardır. Fakat bunu şöyle ifade etmek önemli. Ak üzerine yani Uzun Hasan'ın üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 1473 yılında sefere çıktığı zaman Osmanlı'da bir adet vardır. tahta bir evladınızı saltanat naibi olarak bırakırsınız. Bu çok önemlidir. Kendi tahtınızı beklerler. Olası savaşta bir vefat durumu olabilir, şehadet olabilir. Payitaht sultansız kalmasın. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yanına iki oğlunu almıştı. Bayezid ve Mustafa. O sıra vefat etmemişti. Bir yıl sonra vefat edecek. Bayezid ve Mustafa'yı yanına almıştı. Cem Sultan'ı ise tahta varis bırakmıştı. Dolayısıyla Cem Sultan'ın daha önce tahta varis gösterilmesi noktası acaba Fatih Sultan'ın vefatı sonrasında da tahta bu şekilde bir takım kimseler tarafından hevesli olur mu diye şimdiden yani tabiri caizse bir devre dışı bırakılma söz konusu olmasın diye Sultan Bayezid Han Hazretleri bir takım ön hazırlıklarda bulunmuştur. Bu zaten doğal ve öngörülebilecek bir şeydir yani o dönem itibariyle. Dolayısıyla Sultan Bayezid Han Hazretleri derhal Amasya'dan yola çıkmasıyla beraber Sultan II. Bayezid Hazretleri Payitaht'a varıyor. 21 Mayıs'ta Payitaht'a 1481'de padişah olarak Fatih Sultan'dan sonra tahta oturmuş oluyor. Bu noktada 28 Mayıs'ta Cem Sultan'la beraber ilk defa Bayezid'in bir savaşı söz konusudur. Dolayısıyla Bursa civarlarında bir savaştır. Orada... Bayezid'in ordusunu yeniyor ilk defa. Fakat Bayezid tam bağlamında bütün orduyu toplamış değil, sadece kendi bünyesinde bulunan, yani sancağında bulunan orduyla beraber hareket etmesi vesilesiyle yenilgisini ona bağlıyor tarihçiler. Dolayısıyla ilk defa Bursa önlerinde yapılan savaşta yenik düşüyor Sultan Bayezid Hazretleri. Cem Sultan'a. Cem Sultan da böylelikle Bursa'ya gelip e, Bursa'da ayrı bir saltanat ilanı söz konusu oluyor. 18 gün kadar sadece burada saltanat sürüyor. E, fakat Sultan Bayezid Han Hazretleri tekrar payitahta gidip e, genel olarak e, Osmanlı coğrafyasının başına yani Devlet-i başına geçtikten sonra e, ikinci bir orduyla beraber tekrar Cem Sultan'a hareket etme haberi geldiği esnadan itibaren Cem Sultan çok zeki bir insandı hakikaten yaşına nazaran. Düşünün ki Çelebi Mehmet Han Hazretleri'nin kızı Selçuk Sultan ee, hanım sultandır kendisi ee, Selçuk Sultan e, Sultan Muratan Hazretleri yani dedelerinin kardeşi oluyor aslında büyük halaları yani ee, bu zatı Selçuk Sultanı iki kimseyle beraber ki bunların bir tanesi e, Molla Ayas Hazretleridir e, ulemanın en üst düzey e, zatlarından birisi bir diğeri ise Şükrullahoğlu Ahmet Çelebi'dir bu da yine ulemanın büyüklerindendir e, bu ikisiyle beraber Selçuk Sultanı payitahta oluyor Payitahta geldiği zaman Hoca Saadettin Efendi'nin anlatımına göre Selçuk Sultan o kadar hürmete değer bir hanımefendiydi. O kadar yüce şahsiyetli bir zattı ki diyor. Sultan onu görür görmez ayağa kalktı, hürmette bulundu, elini öptü. Yani düşünün ki koskoca padişahsınız artık. Elini öpüyorsunuz, hürmet ediyorsunuz. E, hemen oturdu, ikramda izzette bulundu ve kendisini dinlemeye başladı diyor. Selçuk Sultan'ın ifadeleri çok ilginçtir yalnız. Acımış olacak bir hanımefendinin hassasiyetiyle de olaya bakıyor olması e, bunu tetiklemiş olabilir. Diyor ki e, siz ki devlet haliye'nin artık yüce e, saltanatını yegane sahibisiniz. E, bu da bilinmeli ki diyor yani bir e, çekişme, bir kavga ağaç olsa Meyvesi sıkıntıdan, üzüntüden başka hiçbir şey olmaz. Bu bir atasözüdür. Size de malumdur diyor bu olay. Çekişmeseniz de bir sefer ateşi yakmasanız da Müslüman Müslümana tekrar cenge tutuşmasa da Cem'i affetseniz, öyle bir şahsiyeti harap etmeseniz, harcamasanız da Anadolu topraklarını ona bıraksanız Rumeli'de siz devletin başında olsanız hem diyor eğdiği boynu bir daha size kaldırmaz hem de diyor öyle yüce bir şahsiyet ee, bu tip basit şeyler için kırılmamış olur. Yani onu öldürmeyin demek istiyor. Sultan Bayezid Hazretleri dinliyor, izzet ikramda bulunuyor fakat kabul etmiyor. Çünkü teklif hakikaten çok ciddi bir teklif. Orta Asya usulü dediğimiz gibi eski Türk devletlerinin usulü baba öldükten sonra devleti bölelim. Bu Osmanoğullarının ciddi sıkıntılarına vesile oluyordu. Devleti bölme fikri özellikle Sultan Fatih'in kanunnamesinde de geçmiş olduğu üzere. Yani ee, evladımdan her kimesine saltanat nasip olursa karındaşın katli münasiptir. İlginç bir husustur bu. Neden? Çünkü fetret devrinin izlerini taşıyor Sultan Fatih Hazretleri. Düşünün ki yani Çelebi Mehmet Han Hazretleri'nin daha evvel sizlerle beraber hasbiyel ettik, işledik onları. Tek tek kardeşleriyle olan mücadeleleri ne kadar acıdır yani. Edirne şehrini hatırlayın. Artık bıkmışlardı yani bu e, saltanat kavgalarından, bu fetret devri kavgalarından. Artık dediler ki son olarak yani Çelebi Mehmet'e ya o ya sen. Kim yenerse biz kapılarımızı açacağız haberiniz olsun yani. O, o hale getirdiniz bizi diye. Dolayısıyla böylesi bir yılgınlığa da vesile oluyor. İşte Fatih Sultan Hazretleri'nin zihniyeti de, 2. Bayezid Hazretleri'nin zihniyeti de budur yani. Kati suretle bu görüş kabul edilemeyecek diye edilmez diye zaten. Dolayısıyla İkinci Bayistan Hazretleri tarafından bu görüş kabul edilmemiştir. İzzet ikramlarla beraber tekrar gerisin geriye Bursa'ya yolcu edilmiştir Selçuk Sultan. Bununla beraber Cem Sultan birkaç savaş daha söz konusu olmuştur. Karaman Ovası'nda bunların bir tanesi. Fakat hiçbir suretle ikinci Bayezid'e karşı mukavemet gösterememiştir. Ta ki yine Bursa civarında Ermeni derbendi olayı söz konusu olmuştur. Burada Cem Sultan okla yaralanmıştır. E, orada bulunan bir takım eşkıyaların saldırılarına uğramıştır. Dolayısıyla artık burada çok bir hayatiyet hakkı bulamayacağına inandıktan sonra bu olayı da yaşayıp yani 20 Haziran 1481'de bu olayı da e, yaşadıktan sonra e, Memlük diyarına sığın sığınma durumu söz konusu olur. Dolayısıyla e, 28 Haziran'da hazırlıklar tamamlandıktan sonra e, Memlük ülkesine doğru hareket ediyor. O dönem Memlük Sultanı Kayıtbay ki Kalabun diye geçiyor Osmanlı kaynaklarında asıl ismi Kayıtbay'dır. Eee kendisini yanına sığınıyor Kayıtbay. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin şehzadesi olması vesilesiyle çok güzel karşılıyor. Fakat kendisine nazik bir şekilde diyor ki abinle savaşmak üzere ordu talep ediyorsan ben iki Müslümanın birbirine kırması özellikle siz ki daha henüz İstanbul fethedilmişken, Ortodoksların kalbine hançer saplanmışken böyle bir mükemmel başarı elde edildikten sonra Böyle bir kavgaya benim gönlüm razı olmaz. O yüzden ben size ordu tahsis etmeyeceğim, edemeyeceğim. Bu konuda beni mazur görün şeklinde cevap verdikten sonra bakıyor ki bu şekilde de olmayacak. Bir müddet sığınma halinde yani sığınırsınız, burada barınırsınız. Ne sizi kullanırım, ne size ordu veririm, kullandırırım. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat bir müddet burada kaldıktan sonra tekrar kendisinden ile beraber ayrılıp Anadolu topraklarına geliyor. Konya Karaman civarına geliyor. Burada ilginçtir. Yanında bulunan Karamanoğlu Kasım Bey, çok ciddi destekçisidir Cem Sultan'ın. Bir de yine Ankara'lı Mehmet Bey, Ankara Bey Mehmet Bey. Bu zat da en büyük destekçileridir. Fakat Konya ve civarında, Karaman'da, yani Konya, Karaman ve civarında yine Sultan Bayezid Han Hazretleri ile girişmiş oldukları mücadelelerin hiçbirinde muvaffak olamayınca, işte bu Karamanoğlu Kasım Bey, tarihte ciddi sıkıntılara neden olacak o kararı kendisine bildiriyor Cem Sultan. Diyor ki efendim bizim burada ordumuzun gücü belli. Ee, görülüyor ki Sultan Bayezid Hazretlerine karşı hiçbir mukavemetimiz de olamayacak. Dolayısıyla rica ediyorum sizden ki gitseniz Macar İmparatoru ile birleşseniz de Osmanlı ülkesine yürüseniz. Yani düşünün kafirlerle bir olun. Bu Karamandılardan çıkacak bir tekliftir zaten yani. Tarih boyunca hakikaten sıkıntı çekilmiş ki Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri o yüzden kendilerini artık tarih sahnesinden silmiştir akrabaları olması vesilesiyle ona rağmen yine de silmiştir yani. Dolayısıyla yine aynı abes teklifle geliyor çünkü defalarca kendileri yapmışlardı bunu. Abes teklifle geliyor maalesef başka bir hayatiyet hakkı bulamaması vesilesiyle Cem Sultan da bunu kabul ediyor. Çocuklarını sadece Oğuzhan hariç payitahttaydı o sıra çocuklarını Mısır'da bırakıp derhal Rodos şövalyeleriyle yazışıyor. Muğla taraflarından geçmişlerdir Rodos'a. Rodos'a doğru gidiyor. Orada meşhur Rodos şövalyelerinin üstadı Pierre isminde bir zat ki Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Rodos seferine çıktığı zaman da 75'li yıllarda Rodos seferine çıktığı zaman da bu Pierre o zamanlar kale kumandanlarından birisiydi ve ciddi mukavemet göstermiştir. Ciddi yararlık göstermiştir. Yani Rodos'u savunma noktasında, Türklere teslim etmeme noktasında, bizlere teslim etmeme noktasında böyle bir adamdır. Daha sonra Üstad-ı Azam olmuştur. Yani başlarına geçmiştir. İşte Cem Sultan olaylarında da Rodos'un başında o vardı. Ee, orada gözüküyor kendisi. Frank Süleyman isminde bir zat vardı. Onu gönderdi oraya. Ee, gitti, evet dedi ben sizin için gemi tahsis ederim Avrupa'ya. Sizi taşırım bu noktada. E, fakat bazı anlaşmalar söz konusu olacak. E, Rodos'la alakalı bir takım imtiyazlar vermenizi rica ediyoruz. Tabi bu noktada gerekli anlaşmalar yapıldı. E, Cem Sultan bunları taahhüt etti. Eğer e, olur da hedefime ulaşırsam, e, eğer saltanatı elde edebilirsem size bu imtiyazları sağlayacağım diye. Bu anlaşmalar yapıldıktan sonra e, kendisini Nis şehrine, bugün Fransa e, sınırlarında bulunan Nis şehrine e, kendisini bırakıyorlar. Oraya bırakıldıktan sonra artık Avrupa seferi başlamış oluyor. Yaklaşık 14 yıl sürüyor Avrupa seyahati, yani Avrupa'da bulunduğu süre Cem Sultan'ın ciddi uğraşlar söz konusu oluyor hakikaten. Yani orada görüşmediği insan kalmıyor. Ee, bir takım papalarla görüşüyor. Bir takım devlet başkanlarıyla görüşüyor. Hepsiyle farklı görüşmeler elde ettikten sonra Cem Sultan'ın hayatında ciddi bir değişme görüyoruz. Bu arada 2. Bayezid Han Hazretleri de onun Rodos şövalyeleriyle anlaşıp Avrupa'ya seyahat ettiğini öğrenir öğrenmez oğlu Oğuzhan'ı idam ettiriyor. Bu çok önemli kritik bir hamledir. Çünkü bu zamana kadar e, Memlü'ye sığındın, Memlük Sultanlığı'na sığındın, hiçbir şey yapmadım sana. Belki orada hayatiyetini devam ettirebilirdin. Ee, ki bu arada düşünün ki Memlükler'e sığındığı zaman hacca da gitmiştir aynı zamanda ailesiyle beraber Cem Sultan. Osmanlı Hanedanı içerisinde hacca giden tek erkek diyebiliriz kendisi için. Yani bu kadar da önemli bir zatdır, hacıdır aynı zamanda. Hatta Selçuk Sultan'a da e, bu noktada, Selçuk Sultan sürekli çünkü bir yalvarla mektubu yazdığını görüyoruz. Çelebi Mehmet Han Hazretleri'nin kızı ikinci Bayezid Han hani affet, e, aman bu kardeş kanı dökülmesin diye sürekli bir yalvarma mektubunu görüyoruz. Kendisine diyor ki e, Yıldırım Bayezid Han Hazretleri yahu e, o kadar dünya işinden eline eteğini çekmiş hacı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Saltanatta ne işi var onun? Hani hacı adam neticede hacca gitti geldi. O kadar manevi boyutu gelişmiş bir insan. E şimdi saltanata mı göz dikti yani? Böyle bir şey mi söz konusu diye. E, bir takım yazışmalarda görebilmek mümkün. Dolayısıyla Cem Sultan Avrupa seferine başlamış bulunmakta. Burada farklı temasları oluyor. Bir takım farklı zatlarla görüşmüş oluyor. Fakat neticede hapsediliyor. Çünkü Rodos Şövalyeleri ile aynı zamanda 2. Bayezid Han Hazretleri anlaşma sağlamış. Ve ciddi bir yani onu esir tutun bırakmayın onu orada. Teklifiyle beraber ciddi bir ödenek alıyorlar. Devlet-i aliyeden. Böyle olunca Cem Sultan da esir tutuluyor. Bir ara sadece Papa ile bir görüşmesi söz konusu bu arada. Papa 8. Innocenzo. Bununla beraber görüşüyor Cem Sultan. Cem Sultan'a diyor ki ilk Hristiyanlık teklifi bu zaman geliyor Cem Sultan'a. Ailesinden hiçbiri yok yanında bu sıra. Kendisine deniyor ki Hristiyan ol, senin önünü açalım. Yani ne istiyorsan, ordu mu istiyorsun, sefer mi istiyorsun, ne istiyorsan bütün imkanları sağlayacağız sana. Tek şart Hristiyan olman. Gözünün içine bakarak papanın şu şekilde cevap veriyor Cem Sultan. Diyor ki bir Müslüman için dininin gayrısında ne varsa batıldır. Siz nasıl olur da bana bu teklifle gelirsiniz? İmkanı yok ki ben dinimden gayrısına dönmem. Böyle bir şey olunca bu sefer anlıyor ki bu Hristiyan olmayacak. Hristiyanlığı kabul etmeyecek. Öyle dinine bağlı bir zat. O zaman diyor ki tamam seni yollayıp Macaristan'a Macar İmparatorluğu'yla bir ol. O şekilde Osmanlı'ya yürü. Bu sefer bu diyor ki ya beni Macaristan'la da hiç bulaştırmayın, karıştırmayın. Benim ailem komple Mısır'da, Memlük diyarında beni salın oraya gideyim. Bu sefer Papa İtalyanca kendi diliyle ne kadar ahlaksız olduklarını da görmek mümkündür burada. Kendi diliyle İtalyanca diyor ki var imdi it gibi git sürün o halde. Yani Hristiyanlık teklif ediyorum Hristiyan olmuyorsun. E, git diyorum Macar İmparatoru ile birleş olmuyorsun. E, boynunun dikine gideceksin git it gibi sürün. Bu şekilde bir laf söyledikten sonra Cem Sultan'ın hakikaten içini yaralıyor. E, o zamana kadar İtalyanca bildiğinden haberi yok kimsenin. Cem Sultan da aynı şekilde İtalyanca cevap veriyor ve diyor ki ben ki kendi ayaklarıyla e, it kulübesine gelmiş olan kimse it olmayacaktım da da nice olacaktım. Yani şu düştüğüm duruma kendi kendimi düşürdüm. E, sizin içerisinde bulunmuş olduğunuz şu işte it kulübesi gibi öyle insanlarsınız siz. Buraya gelen daha önce öyle olur zaten yan olacaktım yani. Bu hakikaten çok ilginçtir. Papa'ya bu cevabı verdikten sonra Papa kendisinden uzaklaştırıyor. O zamandan sonra hiçbir görüşmeleri söz konusu değil. Ama düşünün ki yani bir Hristiyan ol teklifinden sonra verilen şu hakarete bir bakar mısınız? İşte içleri böyle insan bunlar yani. Dolayısıyla Cem Sultan bundan sonra ciddi bir hapis hayatı yaşıyor. Farklı kulelere yerleştiriliyor. Hatta Zizim kulesi derler. Cem diyemiyorlar. Biraz daha böyle onu yumuşatarak bir J harfi gibi C harfini Z veya J arasında kullanıyorlar. Zizim kulesi diye meşhur olmuş. O kuleye hapsediyorlar. Bu arada papa değişiyor. Değişen papanın ismi Rodrigo Bolgea. Bu zat yeni papa oluyor. Cem Sultan'ın da bununla daha evvel hapis tutulmuş olduğu kaleden ve kuleden bir görüşmüşlüğü var. Fakat bu aile ilginç bir ailedir. Papa olana kadar yani şu e, Rodrigo ailesi. Papa olana kadar özellikle zehirleriyle meşhur bir aile. İleride işleyeceğiz bu konuyu biraz daha. E, öyle bir aile. Kendi rakiplerini e, bu aile zehirlemek suretiyle tek tek elemişlerdir. Yani böyle şerli bir aile. Dolayısıyla aynı binada bunlarla bırakılmak zorunda kalıyor. Yani aynı binada kalıyorlar. Aynı lojmanda tutuyorlar e, Sultan Cem'i bir arada. Dolayısıyla mecburen bunlarla bir ünsiyet kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu papa tekrar başa geçtikten sonra Sultan Cem'i yanında tutmaya çalışıyor. Farklı hedefleri var, farklı amaçları var. Kullanmak istiyor Sultan Cem'i. Fakat şöyle bir hususi var ki Fransa kralı o dönemde 8. Charles. Bu adam özellikle Cem Sultan'ı istiyor kendisine. Bir hedefi var Kudüs Fatih'i olmak. Kudüs'ü tekrar Müslümanlardan geri almak. Bunun için de Osmanlı şehzadesini kullanacak. Yani girecek oraya. Diyecek ki ben bakın size zarar vermek için buraya gelmedim. Dolayısıyla Osmanlı şehzadesi de yanımdadır. Ee, onunla beraber biz hareket ediyoruz. Dolayısıyla biz buraya barış getirdik, mutluluk getirdik vesaire gibi yalanlarla işgal etmiş olacak. Ee, bir haçlı seferi düzenlemek istiyor. Fakat papa onu vermek istemiyor tabii ki. Kendi amelleri de var. Emelleri de var. Dolayısıyla kuşatma söz konusu oluyor. Yani Venedik kuşatılıyor. Fransa kralı tarafından ve zorla Cem Sultan alıkoyulmak isteniyor. Papa artık daha fazla dayanamayıp mecburen Cem Sultan'ı Fransa kralına salıveriyor. Fakat işte vefatına giden en önemli noktalardan birisi budur Cem Sultan'ın vefatı öncesinde en son yaşamış olduğu hususiyet budur. Hatta Papa kendisine soruyor diyor ki seni böyle böyle Kudüs'e götürmek istiyor yani Fransa kralı onun yanına gidebilir misin yani Fransa kralı ile beraber gitmek ister misin diye Cem Sultan da diyor ki yani zaten esir ettiniz beni. Ha onunla beraber esir olmuşum onun yanında ha senin yanında esir olmuşum. Hepiniz aynı e, kafirsiniz neticede. Dolayısıyla ha sen o. Yani fark etmiyor benim için deyince. Fakat Kure'de kendisini ziyaret eden, kendisini gören Burak Reis e, şu şekilde rivayet ediyor ki sık sık Cem Sultan'ın şu şekilde dua ettiğine şahit oluyor etrafı. Sürekli e, her duasında Ya Rabbi eğer bu kafir beni Müslümanlara karşı kullanacaksa yarına çıkarma. Bu duayı çok sık ediyordu diyor. Son zamanlarda ciddi bir bedensel hastalığa da tutuşmuş durumdaydı. Dolayısıyla Fransa kralına yolladığı esnada daha da fenalaşıyor. At üstünde Fransa kralıyla beraber Fransa'nın şehirlerine giriyor ama daha sonra taht mahkum kalmak zorunda kalıyor. Vefatıyla alakalı birkaç farklı görüş vardır. Semavi iyice zehirlendiği yönünde görüş beyan ediyor. Fakat bununla beraber e, Hoca Saadettin Efendi de Tacüt de zehirlendiği görüşünü ön plana alıyor. Çünkü dediğimiz gibi evet, bu meşhur Papa ailesi, Rodrigo Borgia ailesi zehirlemeyle meşhur oldukları için adam yediremiyor yani Fransa kralı da Papa'ya karşı çıkarak, kuşatma yaparak zorla Cem Sultan'ı istediği için sen misin Cem Sultan'ı isteyen, sen misin bunun için bana baş kaldıran ben de Cem Sultan'ı veririm sana ama senin elinde de ölür yani. Bu şekilde Cem Sultan'ı e, o görüşlere göre asil soylu bir e, berber göndererek kendisine Cem Sultan'ın tıraş etmesi vesilesiyle Ustura'ya sürmüş olduğu zehirle Cem Sultan'ı zehirlediği rivayet ediliyor. E, bu şekilde Cem Sultan e, 22 Şubat 1495'te yani 29 Cemaziyel evvel salı günü vefat etmiştir. E, şehit olmuştur aslında son lahzaya kadar son anına kadar din-i mübini İslam'dan katiyen vazgeçmemiştir. Fakat maalesef e, oğlu Murat maalesef e, daha sonra Hristiyan olarak yetiştirilmiştir e, orada. Çünkü çok küçüktü yaşı itibariyle. E, kendisi tabiri caizse gözü kapalı yetiştirildi artık. Öyle bir çocuk e, söz konusu oldu. Dolayısıyla kendisi de bir Fatih'in torunu olması vesilesiyle Avrupalıların tabiri caizse intikam aldık nidalarıyla Hristiyan olarak e, yetiştirilmiştir ve fakat Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Rodos kuşatmasında bu Murat maliyetiyle çocuklarıyla beraber yakalanmış, öldürülmüştür. O yüzden bugünden sonrası için işte falanca soy var, kendileri şeyin devamı Osmanlı'nın devamı ve hepsi Hristiyanlar bu görüş sahih bir görüş, sağlam bir görüş değildir. Çünkü Kanuni döneminde hepsi tek tek yakalanmıştır. Sadece bir şekilde rivayet söyleniyor. İşte onlar oradayken Kanuni fethetmeden evvel bir tane çocuğu bebekken kaçırdılar da bu onun soyu. Yani bu şekilde tekrar o intikamı devam ettirmiş oluyorlar ama kanuninin emriyle beraber dediğimiz gibi onun çocukları da o şekilde e, öldürülmüş ve idam edilmiş bulunuyor. E, Rabbim Cem Sultan'a e, ve dini mübini İslam'ını muhafaza etmiş vesilesiyle e, o şekilde vefat etmiş olan ailesine de rahmet e, buyursun diyoruz. Çünkü 2. Bayezid Han Hazretleri hakikaten çok ağlamış, çok üzülmüştür. Çünkü kendisine gelen kimseler ki Celal ve Sinan e, Beyler Cem Sultan'ın o şehirde bulunmuş olduğu İtalya'dan vefat etmiş olduğu yerde bizatihi cenaze namazını kılmışlar. Başına sarmış olduğu sarık tülbentiyle, sarık beziyle kefenlemişler. O şekilde e, Din-i bin İslam'ın gereğini yerine getirmişlerdir. Son vazife olarak e, namazı kılınmış ve bu şekilde yıkanıp kefenlenmiştir. Fakat e, Osmanlı ülkesine yani Bursa'dadır kabri bugün Cem Sultan'ın Osmanlı ülkesine ancak 4 sene sonra gelebilmiştir. Yani vefatından 4 sene sonra gelebilmiştir. Yani 1499'da Bursa'ya naklediliyor ve oraya defnediliyor. Bursa'ya cenazeyi getirdikleri zaman payitahta ikinci Bayezid Hazretleri'nin huzuruna geldiler. Nasıl kıydılar diyor Bayezid Hazretleri yani kaynaklara göre. Nasıl kıydılar diyor kardeşime. Diyorlar ki efendim böyleyken böyle, şu şekilde oldu, şu şekilde vefat etti. Tek tek ifade ediyorlar nasıl vefat ettiğini. Sultan ikinci Bayezid Hazretleri gözyaşlarıyla beraber ağlıyor. Dediğimiz gibi kabrinde özel olarak Bursa'ya dedesinin yanına yani 2. Murat Han Hazretleri'nin haziresine defnedilmesi hususunda gerekli emirleri vermiş oluyor. Osmanlı'da böyle bir hususiyet vardı. Evet kardeş katilleri meşhurdur. Kardeşlerin birbirleri arasındaki mücadele meşhurdur. Fakat vefat ettikten sonra tam bir Müslüman, tam bir şehit gibi e, gereken ehemmiyet verilir. E, gereken kıymet, değer e, verilmek suretiyle defnedilirlerdi. Bu noktada hakikaten çok önemlidir. Osmanlı'nın müsaması da şahsi hiçbir kinin ve bozun olmaması da buradan görülmüş oluyor. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cem Sultan'ın hakikaten buruk olan hayat hikayesi işte bu şekildeydi. İnşallah önümüzdeki dönemde 2. Bayezid Han Hazretleri'nin yapmış olduğu faaliyetler, hayatı ona da kısaca ele almış olacağız sizlerle beraber. Bir sonraki tarih programımızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.